Bugün o otomobil şeyciliği yok. O müthiş bir şımarıklık. Böyle araba yaptık çok güzel, dünyada bizden başka yapan yok. Zannedersin ama vatandaş öyle zannediyor. Çünkü aynı anda böyle 78 kanalda birden abi harika çok güzel arabamız. Değil güzel kardeşim. Değil. Senin araban falan değil. Üzerinde tek yerli malzeme yok. Yok. Olamaz zaten. İtalya'da yaptılar. İtalya'da yatıp getirdiler. Bunlar uluslararası bazı firmalar var. İtalyanlar bu konuda çok ileri. Bunlar arzu edenlere birer prototip hazırlıyorlar. Çünkü onların öyle bir tezgahı var. Yani bu da böyle elle melle yapılmıyor. Orada bir tezgah var. Otomobil fabrika tezgahı var. O tezgahta usulüne uygun bir şekilde dizayn ediyorlar. İçi aynı. Tık 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 takılıyor. Yeni dizayna göre kaportayı da takıp veriyorlar sana. Araba İtalyanca konuşuyor. Ya bilgisayar harikasıymış. Şimdi bak bu böyle kandırıyorlar. Şimdi bir kandırma haberini söyleyeceğim. Arkadaşlar bir haberimiz var. Efendim 2017 yılında yayınlanmış. Bu yandaş medyada yayınlanmış bir haber. 2017'den de önce yok. Daha da erken değil mi? Tabii 2017'de şey yoktu. Başbakan olarak şey yoktu. Daha erken. Bak şimdi haberi izleyin zaten çok güleceksiniz. Sayın seyirciler bir rüya daha gerçek oldu. Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçağı için kritik bir viraj daha dönüldü. Uçaklardan ilki 2019 yılında Türkiye semalarında yolcu taşıyacak. Gökyüzünde yepyeni rotalar çizmeye hazırlanıyoruz. 2002 yılında atılmıştı ilk adım. Türk mühendisler ilk yerli uçağı yapmak için kolları sıvadı. Uçakların tasarımı ve teknik altyapısı tamamlandı. O gökyüzünde bir Türk. Her şeyde en iyi olmayı aklına koyan Türk milletinin en yeni başarısı. Göklerde bir Türk sloganıyla ilk kez gün yüzüne çıktı uçaklar. Tanıtım toplantısına Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Türkiye silah alan, uçak alan, tren alan veya teknoloji almak zorunda kalan bir ülke olma kategorisinden çıkıp bir kaynak ülke haline gelecek. Konuşmaların ardından ilk yerli uçak için kritik viraj geçildi, imzalar atıldı. Şu havaalanındaki arkadaşımızı arıyorum şimdi bir dakika. Bıdı 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 bıdı. Alo. Ha. İhsan. Ha. Havaalanındasın. Tamam. İndi mi? 2019'da iniyordu ya. Bugün artık son gün. Yarın mı? Tamam. Yarın 12'ye kadar inmiş olacak. Tamam. Bekliyor. Havada. Uçuyor. Güzel. Güzel. Hiç bitmeyen yakıt yapmışlar. İşte bu dünya çapında bir iş kardeşim. Çok güzel. Hayırlı olsun. Sen uyumadan bekleyeceğim diyorsun. Mesai devam ediyor. Tamam, tamam. Hadi başarılar. Yağmurda dikkat et kendine. Aman şemsiyeyle dolaş olur mu canım? Tamam. İnince haber ver. Yarın bakarız. 12'ye doğru. Tamam. Peki. Hadi eyvallah. Ya böyle bir şey işte ya. Arabaymış yaptık diye. Şimdi buradan bana saldıranlar var. Efendim kudurdu bu adam. Allah Allah. Niye kudurayım ya? Burada bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki bak kardeşim. Türkiye araba yapmaz. Kim ister araba yapmasın diye? Niye? Manyak mıyız biz? Yani bu ülkede araba yapıyor. Hayır yapma. Efendim uçak yapma. Hayır yapma. Ben diyorum ki sana kardeşim bak bazı şeyleri anlatırken anlıyorum. Tabii en bilgisiz, en cahil, kendi cahil bıraktırdığın, şu anda cahil yetiştirdiğin insanlara bunu anlatıyorsun. Ama diyorum ki yapma bunu. Doğruyu söyleyin. Bugün Türkiye uçak yapamaz diye bir şey yok. Efendim otomobil yapamaz diye bir şey yok. Ama sen bunu ben yaptım. Gördünüz mü? Hani yapamazdık? İşte Türk'ün gücü falan dediğin zaman komik ötesi oluyor. Çünkü neden biliyor musun? Artık dünyada herkes şunu çok iyi biliyor. Şu gördüğünüz alet bak şu. Bilgisayar değil mi? Sony mesela. Japon firması mı Sony? Öyle değil mi? Amerikalılar aldı filan falan. 72 ülkeden toplanan malzemeyle yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için bana kalkıp da efendim biz yaptık. Ya mesele onu yapmış olmak bilmem ne değil. Koydun ne kadar faydalı bir yatırım olacak? Ülkeye bir şey kazandıracak mı? Senin bu yaptığın otomobil çok daha farklı. Bilgisayara, telefona, efendim cam çerçeve bilmem neye benzemiyor. 30-40 yılda ancak oturtabiliyorsun bazı şeyleri. En erken, en erken. Hele bugünün şartlarında. Yani bunlar efendim aşağılık duygusu falan gibi bakıyorlar. Değil. Biz yapamayız. Yaparız. Ben size burada kaç tür anlatmıyor muyum? Benim alt katımızda oto şeyleri var. Tamir atölyeleri var.
Ya daha geçen konuşacak adam diyor ki Can Bey aynısını diyor yaparız burada. Aynısını yaparız diyor. Mesele bir tane iki tane yapmak değil. Bunun ondan sonraki aşamaları önemli. İki, bu mesela %100 yerli. E kardeşim işte Hürriyet gazetesi koymuş adamı. Neydi bu? Dünkü gazetede, bugün değil. Dünkü gazetede. Adamın bu işte CEO'su diyorlar. Bütün bu işin başına oturttukları adam. Zaten anlatırken o her şeyi açık etmiş zaten. Ya bir defa diyor ki yani ilk aşamada diyor %51'i garanti ediyoruz diyor. Ondan sonraki işte o şeyler içinde o olacak efendim %68'de. Zaten şu anda bütün yerli otomobillerin adı marka farklı. Aynısını yapıyorsun. Sadece bu adına yerli koyuyorsun. Geri kalan aynısı. Burada Mercedes otobüsten tut, Renault otomobile, Toyota'sına, efendim Ford'una, Fiat'ına kadar. Hepsi aynı yöntemle ve şu anda Fiat mesela, Ford %60'ın üzerinde yerli malzeme kullanıyor. Yani şu anda yeni getirdik, Tayyip Erdoğan'ın da kullanıyormuş gibi yaptığı aslında simülatör tabii. O kadar özensizler ki yağmur yağıyormuş, arabayı ne olur ne olmaz kayar mayar diye kullanmıyor, simülatör kullanıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı da oturtmuş gibi yapıyorlar. Sonra ekran sıfır gözüküyor arabanın sürati. Hesapta böyle kıvırıyor, araba gene düz gidiyor. Lan şöyle yaptığın an o süratle hop diye bu tarafa gitmesi lazım değil mi? Hayır.